biz onlara know-how transferi yapıyoruz. Ama mevcut durumla ilgili bir karşılaştırma yapmak üzere ben Engin Bey'e söz veriyorum. Engin Bey buyurun. Teşekkürler Murat Bey. Şirketimizin bu konuyla ilgili önceden hazırlamış olduğu bir sunumu sizinle paylaşmak istiyorum. Slaytlarda İngilizce olduğu için sunumu İngilizce yapmak istiyorum. Today I would like to show you... Bugün sizlere Alman rüzgar enerji piyasası ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü Almanya menşeli bir şirketiz biz. Aynı zamanda Türkiye'deki rüzgar enerjisi piyasasındaki durumu da değerlendirerek iki piyasayı birbiriyle karşılaştırmak istiyorum. Öncelikle şirketimizi size tanıtmak istiyorum. MEV Almanya'daki ve Avrupa'daki en büyük şirketlerden bir tanesi. Almanya'daki üçüncü büyük şirket ve Almanya'da nesiller boyu süren bir deneyimimiz var. 5.5 milyon müşterimizle 20 bin çalışanımızla hizmet vermekteyiz. Şu andaki kurulu kapasitemizi görebiliyorsunuz ekranda. Özellikle termal santrallerimiz var. Kömür santrallerimiz var. Aynı zamanda yenilenebilir enerji santrallerimiz var. Yenilenebilir enerjiyi açacak olursak hidroenerji ana bölümünü oluşturuyor. Tabii ki aynı zamanda onshore ve offshore rüzgar enerji sistemlerimiz de mevcut Almanya'da. Ve rüzgarla ilgili olan bu rüzgarın payı önümüzdeki yıllarda hem Almanya'da hem de Türkiye'deki piyasada artması planlanıyor. Öncelikle piyasanın görünümünü sizinle paylaşmak istiyorum. 2020 tahminlerini öncelikle paylaşmak istiyorum. Almanya'dan başlayacağım. Daha sonra Türkiye'deki tahminleri de görerek karşılaştıracağız. Burada Almanya'daki rüzgar enerjisi piyasasının hali hazırda gelişmiş bir piyasa olduğunu görüyoruz. Ve rüzgar enerjisinin de 50 gigawata kadar 2020 yılına kadar 50 gigawata kadar yükseleceği hedefleniyor ve çok büyük bir piyasa, tahmin edebileceğimiz gibi çok aktif bir piyasa. Peki Türkiye'deki durum nedir ya da Türkiye'deki beklentiler nelerdir aynı zaman zarfı içerisinde? Görebildiğimiz gibi Türkiye'nin de 9 gigawat kurulu güce ulaşması hedefleniyor. Tabii ki hükümetin 2023'e kadar 20 gigawata çıkmasını hedefliyor ancak beklentiler, Bloomberg'den aldığımız bilgiler bunlar. Almanya'nın bu verilere dayanarak yaptığı tahminler doğrultusunda 8.8 gigawata ulaşacağı tahmin ediliyor. İki piyasanın da karakteristik özelliklerini göstermek istiyorum. Türkiye, öncelikle Almanya'dan başlayacağız. 9 euro onshore için ve offshore için de 19 euroya kadar bir giriş beklentisi var. Aynı zamanda kapasite faktörümüz Türkiye'deki kadar yüksek değil, daha düşük ve orta seviyede. Ancak yatırım, giriş fazla olduğu için sonuçlar daha yüksek oluyor. Almanya'daki gelirler, geri dönüşler güvenli, güvenilir ve öngörülebilir olduğunu görüyoruz. Yatırımcı için de geçtiğimiz 20 yıldır giriş yapıldığı için bu sektörde getirisi yüksek olan bir sektör. Rekabet ortamına bakacak olursak çok büyük piyasa aktörlerimiz var, küçük piyasa aktörlerimiz var. Ancak çok rekabetçi bir piyasa değil, büyük bir rekabetle karşılaşmıyoruz.
Aynı market piyasa özelliklerine Türkiye için bakacak olursak, giriş kriterinden bakacak olursak Türkiye'deki yeterli diyebiliriz. Ancak yerel içeriklerden daha fazla faydalanabilirsek kapasiteyi daha olumlu sonuçlar elde edebileceğiz diye düşünüyoruz. Kapasite Almanya'ya göre çok daha yüksek. Geri dönüşler, yani getirisi bunun güvenli diyebiliriz. Ancak 10 yıldan sonra, 10 yılın sonrasında belirsiz olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye'deki bu belirsizliklerden dolayı getiri konusunda 10 yıldan uzun süreli plan yapamıyoruz. Rekabete bakacak olursak tabii ki rekabet çok yüksek ve çok farklı piyasa aktörleri var. Türkiye'de bir proje lisansı almak gerçekten çok büyük bir rekabet ortamından geçmeyi gerektiriyor. Gördüğümüz gibi iki farklı piyasa söz konusu, birbirinden farklı özellikleri var. Ancak biz iki piyasada da rol alıyoruz. 2020 yılında iki piyasa içinde hedeflerimiz var. Bunları size anlatmak istiyorum. Almanya için hedefimiz 1000 megawatt. Şu anda 234 megawattlık kurulu enerjimiz var. 234'ten 1000'e ulaşmayı hedefliyoruz. %2 piyasa payı hedefleniyor ki bunun da gerçekçi bir hedef olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de ise Borusan partnerimizle birlikte 1500 megawattlık bir portfolyo inşa etmeyi düşünüyoruz. 110 megawattan 1500'e çıkmayı hedefliyoruz. 9 gigawattlık bir market büyüklüğü öngörülüyor 2020 için ve Türkiye'deki rekabet koşulları da oldukça zorlu. Şu andaki mevcut rüzgar portfolyomuzu sizinle paylaşmak istiyorum. Hidro enerji santrallerini çıkarttım. Sadece bu haritada gördüğünüz sadece rüzgar enerjisi. Gri olanlar lisanslı, mavi olanlar inşaat halinde, turuncu olanlar da işleyen santraller. Ele almak istediğimiz bir soru da niye Türkiye'ye yatırım yapıyoruz? Bir piyasaya yatırım yapmak için bazı kriterlerin gerçekleşmesi gerekli. Öncelikle bir talep söz konusu olması gerek. Türkiye'de de gerçekten ekonomik anlamda elektrik talebi var. Geçtiğimiz yıllarda aslında daha yüksek bir talep vardı, ancak şu anda hala daha makul miktarda ve oldukça büyük ebatta talep söz konusu. İkinci kriter, herkesin bildiği gibi yüksek potansiyel, gerçekten Avrupa'daki en harika rüzgar kaynaklarına sahibiz. Bu tartışılamaz. Üçüncüsü de çok önemli, en önemli konu aslında. Şirketlerin burada olmasının sebebi, öncelikle yasa yapıcıların, yasa koyucuların gerçekten kararlı olması gerekiyor. Yani belediyelerin, hükümetlerin rüzgar enerjisini artırmak üzere çaba göstermesi, hazır olması, rüzgar enerjisini teşvik etmesi çok büyük önem taşıyor. Sorunlara daha sonra değineceğiz. Son kriter de yatırım için gereken iyi işleyen bir toptan piyasa ve güç alışverişi. Türkiye'de hala daha devam etmekte olan çalışmalar var. Dolayısıyla bu kriterler aşağı yukarı Türkiye'de mevcut diyebiliriz. Bu benim sunumdaki en önemli slide kanımca. Karşılaştığımız zorluklar ve engellerle ilgili bir slide. Hem Almanya'da hem Türkiye'de sorunlarla karşılaşıyoruz. Almanya'daki piyasa çok gelişmiş olmasına rağmen Almanya'da sorunlar var. Türkiye'de de sorunlar var. Şimdi en büyük sorunlardan bahsetmek istiyorum. Almanya'da karşılaştığımız en büyük sorunlar. Birincisi, en büyük eksiklik gerçekten Almanya rüzgar piyasasının dar boğazı
arazi bulmak. Almanya'nın aslında çok yoğun nüfuslu bir yer olduğunu düşünecek olursak, Türkiye'nin yarısı kadar toprağa sahip ve nüfusu yüksek olduğunu göz önüne alacak olursak, araziyi bulmak ve projenizi gerçekleştirebileceğiniz bir alan için izinleri almak çok büyük bir zorluk ve yerel otoriteler ve belediyeler rüzgar enerjisi santrallerini belirli arazilerde kurulmasına tabii ki izin vermiyorlar. Bir sonraki zorluk da aslında birincisine benzeyen sosyal anlamda karşı koyma. Türkiye'deki hidro enerji santralleriyle ilgili karşılaşılan toplumdan gelen baskılar Almanya'da da rüzgar enerjisiyle ilgili var. Tabii ki herkes temiz enerjiyi seviyor Almanya'da. Herkes rüzgar enerjisini istiyor. Ancak kendileri evlerine yakın olan bir rüzgar enerjisi santralinden etkilenmedikleri sürece buna destek veriyorlar. O zaman evlerine yakınsa eğer bu santraller rüzgar panellerinden türbinlerinin sesinden rahatsız oluyorlar, varlığından rahatsız oluyorlar. Bu nedenle yerel halkın da desteğine projenizi başlamadan önce ihtiyacınız var. Türkiye'de de hidroenerjide olduğu gibi Almanya'da da insanların ne istediğini anlamak ve buna uygun davranmak önemli. Üçüncü zorluk da Murat Bey'in dediği gibi Almanya'daki mevzuatın değişmesi. Almanya hükümeti yeni bir açık artırma düzeni kurmayı planlıyor 2017 yılına kadar. Türkiye'deki karşılaştığımız sorunları gördük bu yarışmayla ilgili olarak. Ancak Almanya'da bu çok yeni bir şey olacak. Bu projelerin gerçekleşmesi çok daha zor olacak. Masraflar artacak. Bunlar karşılaştığımız sorunlar. Türkiye'deki karşılaştığımız sorunlar neler? Tabii ki herkes bunu daha önceki sunumlarda da gördük. Herkes bundan bahsediyor. Ancak bu panelimiz yabancıların bakış açısından Türkiye'deki rüzgar enerjisi olduğu için buna değinmek istiyorum. Öncelikle birinci problem düzenlemelere dair, mevzuatlara dair riskler ve bürokrasi. Bürokratik yükler gerçekten çok fazla. İdari süreç çok karmaşık hale gelebiliyor. Bu konuda bizim beklentimiz bütün bu prosedürlerin daha uyumlu olması ve piyasa için daha hafif ve basit hale getirilmesi. Türkiye'deki ikinci sorun şebeke sınırları, sınırlamaları. Türkiye'deki rüzgar enerjisinin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Şebekeyle ilgili beklentilerin ve bu şebekenin genişletilmesi çok önemli. Şebekeye rüzgar enerjisinin dahil edilmesi gerekiyor. Üçüncüsü ise ihale süreci. Üçüncü zorluk Türkiye'de yaşanan. Bir önceki panellerde de bunlar tartışıldı. Önümüzdeki yıl neler yapacak? Yabancı bir yatırımcı şirket olarak hükümetin yeni lisans verene kadar, hükümet yeni lisanslar verene kadar beklememiz gerekiyor. Geçmişte bunların çok zor olduğunu biliyoruz ve çok iyi bir şekilde ele alınmadığını biliyoruz. Önümüzdeki yıl ne olacak? Yeni projeler için başvurabilecek miyiz? İhale ne zaman gerçekleştirecek? İşte 1500
adet direkt kurulumu planlanıyor. Ancak yani başvurusu var ama ne kadarı gerçekleşecek? Diğeri başka bir problemimiz var. Almanya'da 20, Türkiye'de 10 yıldır aktifiz. 10 yıldan sonra I wanted to show is despite tarife garantisi konusunda yaşanan sonuçlar ve problemler 10 yıldan sonra neler olacağını öngöremiyoruz. Şimdi gördüğümüz gibi hem Almanya'da hem Türkiye'de hedeflerimize ulaşmak için önümüzde zorluklar var. Türkiye'de de buna benzer zorlukların yaşanması son derece normal. Sunumu bitirmeden önce değinmek istediğim son noktalar, şu anki hızımızla devam edecek olursak 2023 yılında hükümetin koyduğu hedefe ulaşılması imkansız görünüyor. Ancak her zaman iş ortamını, iş dünyasını geliştirmenin yolları vardır yabancı yatırımcıları çekmek için. Yani çok kötü değil durum ama daha iyi olabilir. Üçüncü konuda Türkiye hükümetinin ve Enerji Bakanlığı'nın bütün bu potansiyelden ve rüzgar enerjisine olan ihtiyacın farkında olması ve Türkiye'deki açık probleminin de farkındalar. Bunun için de gerekli çerçeve programları oluşturmaya istekliler diye düşünüyorum. Teşekkürler. Gerçekten çok aydınlatıcı oldu. Biz kamu tarafı olarak da aslında bahsettiği gibi konunun çok farkındayız ve elimize gelen her türlü çabayı düzenleyici olarak olsun, sahadaki işlemlerin kolaylaştırılması olarak gereken her desteği her türlü ortamda sağlamaya çalışmaktayız. Belki bu kongre esnasında da fark etmişsinizdir. Birçok panelde kamu bürokrasisi aktif bir şekilde yer almakta. Tenderlarla ilgili bir belirsizlik var gibi görmekte ama bu iyileştirmeye yönelik bir belirsizlik. Yani daha iyi nasıl olabilir, daha kolay nasıl olabilir? Gerçek yatırımcı için kolaylıklar sağlamak üzere bu tip çalışmalar yapılmakta. Bir yerde sabit durmuyoruz. Almanya bunu yaptı ve çok büyük bir bütçe kaybına uğradı. O yüzden kendi yapılarını değiştirmek üzereler. İspanya değiştirdi bildiğiniz gibi. Yunanistan geçtiğimiz aylarda yine aynı şekilde mevzuatında radikal bir değişiklik yaptı. Ama orada gerçekleşen değişiklikler yatırımcının yatırımının başında öngördüğü geri dönüşü sağlayamamasına, tekrar bu finansı elde edememesine neden olmakta. Oysa biz böyle bir aksamaya neden olmaması için daha muhafazakar adımlarla gitmekteyiz ki Türkiye'deki yatırımcılar herhangi bir sebeple ileride farklı durumlara düşmesinler. O yüzden yatırımcıları koruyucu, dengeleyici bir politika yürütmekteyiz. Bu bağlamda diğer bir yabancı yatırımcı var, Türkiye'de tamamen yerleşik olan. Şener Bey bize Anadolu Resi olarak Türkiye'ye nasıl girdiklerini, Türkiye'nin geleceğini nasıl gördükleri konusunda bir deneyim paylaşacaklar. Böylece yabancı yatırımcı bir kuruluş olarak Türkiye ilk girişteki sıkıntılarını da göreceğiz. Çünkü ilk giriş biraz zor olabilir ama adapte olduktan sonra gerçekten yatırım için en iyi bir alan olduğunu düşünüyoruz. Bunu da bir yabancı firma gözüyle Şener Bey'den dinleyeceğiz. Buyurun Şener Bey. Good afternoon everyone. I haven't seen too many headphones. So. Herkese merhabalar. Pek az kişi kulaklık takıyor. Bu yüzden ben de sunumumu İngilizce yapacağım. Ve biliyorsunuz öğle arası verildi. Öğle arasından sonra da yeni bir oturum başlatmak aslında her zaman sıkıntılı oluyor.
katılım azalıyor vesaire. Söylenen şeyleri tekrar etmeden güzel bir sunum yapmaya çalışacağım. Umarım daha önceden gördüğünüz sunumlarla çok fazla çakışan bir sunum olmaz yapacağım sunum. Res Anatolia Holding olarak neler yaptığımızı, Türkiye pazarına nasıl giriş yaptığımızı, Türkiye'nin ilgisini nasıl çektiğimizi ve pazarın nereye gittiğini öngördüğümüzü, bu konularda özetlerde bulunacağım, bilgilerimi aktaracağım sizlere, artılar eksilerden bahsedeceğim. Şimdi birazcık kendimizi tanıtalım. Res Grup olarak neredeyse 5 farklı kıtada çalışıyoruz diyebilirim. 7000 megawata yakın rüzgar enerjisi üzerine 7000 megawata yakın bir gücümüz var. Almanya, İsveç, Fransa, Kuzey Amerika, Asya Pasifik gibi ülkelerdeyiz ve Türkiye'de de 2009'dan beri Türkiye pazarında varız. Ve bu 7000 megawattlık güç içerisinde aslında 750 megawattlık rüzgar üretiminin sahipliği bizde. 1000'e yakın çalışanımız mevcut. Bizleri Türkiye'yi çeken nokta neydi? Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nda gelen karar. Bu kanuna göre gördüğünüz üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 2006 tarihli toplantısında kurul karar tarihi itibariyle rüzgar enerjisine dayalı yeni üretim lisansı başvurusu kabul edilmesine, bir sonraki başvuru alma tarihinin 1 Mart 2007 olarak belirlenmesine karar vermiştir şeklinde yer alan karar ile birlikte 15 ay sonrasında ilk açıklamalarında dediğim gibi 1 Kasım 2007'de başvuruları alacaklarını dile getirdiler. Ve 7000 megawattlık bir başvuru bekleniyordu. Tamam, başvuru kısmında durum bu şekildeydi. Ancak 2008'den itibaren pazarla alakalı görüşümüz nasıldı? TİYAŞ'a gidip puan talep artışı da düşük olayla ilgili, yani düşük kapasite kısmında rakamları zaten ekranda görmüştünüz. Dediğimiz gibi pazar bu şekildeydi. Peki, yani piyasa açısından öngörüler böyleydi o dönemde. Peki siyasi hedefler neydi? Ekranda gördüğünüz belge Devlet Planlama Teşkilatı'nda yayınlanmış olan bir belge. 2009 Mayıs'ında yayınlanmış bir belge ve burada Rüzgar Enerjisi Kurulu gücünün 2023 yılına kadar 20 bin megawata çıkarılması hedeflenmektedir yazıyordu. Bu şekilde bir açıklama gelmişti devlet tarafından. Ya ve aslında bu da çok güzel bir gösterge oldu bizler için, siyasi ruhu anlamak ve sektörü, devlet tarafından sektöre destek geleceğini görmemizi sağladı ve bu da önümüzdeki 15 yıl, 14-15 yıl içerisinde 20 bin megawattları göreceğimiz anlamına geliyordu. Başvuru süreci zaten tamamlanmıştı ve gördüğünüz gibi siyasi açıdan da o destek ruhu görülüyordu. Ve 2009 yılının sonunda bizler British Petroleum'un portföyünü satın almaya karar verdik. Bütün portföyü aldık ve bu şekilde Türk pazarına giriş yaptık. Kurulumumuzu yaptık ve Türkiye'de işleme
2009'dan itibaren tamamen Türk bir şirket olarak işletmemizi başladık. O zamandan bu yana neler gerçekleşti? Bir bakacak olursak, bunu zaten görmüş olabilirsiniz. Ancak 10 binlik kapasitedekilerin hepsi lisanslı. Gördüğünüz üzere ekranda 5435 megawattlık olanlar ise hala gelişme sürecinde. Bunlar arasında 3424 megawatt işletim halinde ve yapım aşamasında olan 1163 megawatt mevcut. Aslında bunlar 2014 Ocak ayı TÜREP tarafından yayınlanan rakamlar, resmi rakamlar, ekranda gördüğünüz rakamlar. Mevcut durum bu şekilde. Başka bir mesaj da burada. Yeni elektrik kanunu uygulamaya, yürürlüğe girdi 2013'te ve uygulamaya girdikten sonra bir maddede şayet izin alma ya da bölgelendirme konularını tamamlamadıysanız ya da projenizi bitiremediyseniz şayet geri dönüş teminat mektubunun geri dönüşünün yapılacağı yazıyordu bu maddede. Başka bir mesaj ise bu ekranda gördüğümüz sayılardan çıkartabileceğimiz 2023'teki hedefimiz, yani 20 bin megawattlık olan hedefimize erişemeyeceğimizi biz biliyoruz. Yani bu 19 bin megawatt üretmek demek, buna ulaşmak demek ki ben de mümkün olarak görmüyorum bunu. Bu sadece ihale ya da lisans dönemleriyle alakalı bir şey değil. Her sene türbinlerle alakalı da çalışmaların hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Bence mümkün olan bir şey değil. Şimdi hem pozitif hem negatif şeyler var. Dikilmiş olan her türbin aslında elektrik ihtiyaçlarımızı giderecek olan elektriği üretebilecek kapasiteye sahip. Ancak devletin bütçe süreçlerine bakıldığı zaman sürdürülebilir bir şey olarak göremiyorum bunu. İyi haber ise şu. 34 bin megawattlık, 3400 megawattlık kapasite mevcut bu elimizde. Ancak çevresel kurumlar çalışmalarını yapıyor. Finans kurumlar da çalışmalarını yapıyor. Duruma uygunluk sağlamaya çalışıyor ve ortalama 500 megawattlık bir kapasite üretilmeye çalışıyor. Şu an olan şey ise bu en son TYAŞ'tan alınan en son rakamlara bakacak olursanız aylık pik talep, puan talep mavi çizgiyle gördüğünüz rakamların olduğu yerde ve aslında birkaç gün önce konuşulan artışla uyumlu bir çizgi olarak görüyorum. %2'lik ülkenin %2'lik büyüşüyle alakalı buna paralel giden bir artış olarak görüyorum. Ancak yine de 3 ile 4 binlik bir gigawattlık bir ekleme de yapmamız gerekiyor mevcut kapasiteyi önümüzdeki yıllardaki. Bunu artıralım. Yabancı yatırımcıların sorguladığı şey bu erişebileceğiniz liberal bir pazar mı bu ve 2013'te mesela 32 bin megawattlık bir ek kapasite
görülüyordu. 2013'e sadece bakacak olursanız 7000 megawattlık bir kapasite görüyoruz ve bunun %97'si özel şirketler tarafından kazandırılan bir şey ve yatırımcı gözünden bakacak olursak güzel bir işaret, güzele işaret bu, iyiye işaret bu. Şimdi pazarın artı ve eksilerini değerlendirecek olursak aslında pazarın şebeke paritesi açısından çok da güvenilir olmadığını görmek biraz şaşırtıcı. Sadece %20 çalışan tesislerin sadece %20'si aslında tarife garantisine başvuruda bulundu. Onun dışında %90'dan fazla ek IPP'lerimiz mevcut. Denge enerji pazarının dengelenmesi yavaş bir şekilde işliyor ve bunu yapmak mümkün ve aynı zamanda hala bu pazar aslında çok büyük bir market ancak hala küçük kalmaya devam ediyor. Büyümeye de çok müsait bir ortam var bu pazarda. Daha önceki sunumlarda değinildiği gibi bir de kaynak kullanımına değinilmişti. Doğal gaz payı %30'un altına düşecek doğalgazdaki kurulu güç kapasitesi. Ve Türkiye'deki potansiyel kapasite hidro enerji açısından da yüksek aslında. Bunlar olumlu noktalardı. Şimdi risklere, olumsuz taraflara bakalım pazardaki. En büyük risklerden bir tanesi, yabancı yatırımcılar için risklerden bir tanesi jeopolitik risk. Yani açıkça kimse kendini güvende hissetmeden aslında hissetmeyeceği bir noktaya yatırım yapmak istemez. Biz mesela şahsen şirket olarak biz jeopolitik risklerden dolayı bazı 3-4 projemizi iptal ettiğimizi söyleyebilirim birkaç ay öncesinde. Başka bir sorun da herkes bunu zaten konuştu. Duraklayıp ilerleyen bu ihale süreci. Yani buradaki bütçelendirme, finansman vesaire konuları başta yapıyoruz. Başta çalışma yapılıyor ancak şöyle bir belirsizlik söz konusu. Paranızı nereye harcadığınızı bu konuda emin olamıyorsunuz. İşte her zaman yaptığınız yatırımlar boşa çıkabilecek oluyor bu ihale süreci esnasında ve aslında yaptığınız yatırımlardaki para miktarını düşünecek olursak çok da zorlu bir şey diyebilirim. Başka bir şey ise bu yeni bir pazar biliyoruz. Daha henüz kalıpları şekli şemali tam anlamıyla oluşturulmamış ve ticari masraflar maliyetlerden dolayı da zorluklar yaratabilen bir pazar. Lisans ücretleri, lisans harçları mesela problem yaratabiliyor. Ancak bunlar yapıldığı halde bazı yabancı yatırımcılar, yani Türkiye'deki yabancı yatırımların çoğunda Türk ortaklar aracılığıyla aslında piyasaya giriliyor ve yabancı yatırımcılar için çözülmesi gereken zorlu konulardan bir tanesi bu. Bir başka konu ise bu aslında bu konuda çalışan tek kişi biziz ve bu konuyla ilgili çalışan başkasını da görmedim. Uzun bir süreç
gerektirdi bu durum. Çok da kolay bir süreç değildi ve yabancı yatırımcılar için aslında zorlu bir süreçti. Bu da bilanço tablosunu görebilmekle alakalı, bildiğiniz gibi. Düşük olan tarife garantisi, enflasyonsuz tarife garantisi, uzun sürecin olmaması, yüksek dengesizlikle alakalı yüksek masraflar, yüksek kalite, yani yüksek kaliteli projenin hazırlanmasının eksik olması gibi konular sıkıntılı. Dengesiz maliyetler dediğim gibi sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü belli bir oranın altında ya da üstünde olduğu zaman bir şirket olarak, yatırımcı olarak pazara girme konusunda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. So that's one of the problems. And the other big problem is the quality. Bir başka problem de daha önce de belirttiğim gibi hazırlama, gelişim sürecinde yüksek kaliteye sahip projelerin geliştirilmemesi. Son bir noktaya değinmek istiyorum. Daha sonra zaten sunumu bitireceğim. Bloklanmış şebeke kapasitesi konusu var. Daha önce de bahsetmiştim, kapatılan bazı, yani lisansları geri alınan bazı şebekeler mevcuttu. Tesisler mevcuttu ve burada sıkıntı olan nokta 5400'e yakın bir kapasite, megawattlık kapasite üretmeye çalışıyorlardı. Şimdi burada şebeke kapasitesine paralel bir rakamı okey demeye çalıştılar. Ancak daha önce evet söylendi, Türkiye'de yatırımcıları korumaya çalışılıyor genel olarak bu piyasada. Ancak ilk önce kapasiteyi açıkladınız diyelim, sonra lisansı da verdiniz. Şebekenin kapasitesi onaylandı diyelim ki. Tüm bu süreçler geçtikten sonra bir anda ilgili şirket neyi nasıl yapacağını bilemiyor olabilir, hale gelebilir. So and then once you start developing your projects, you sonra projenizi geliştirmeye devam ederken aslında ilk safhada belirlenmemiş olan ya da dile getirilmemiş olan bazı risklerle karşılaşabiliyorsunuz ve o aşamaya geldiğinizde bunları çözemediğiniz için de bu risklerle karşılaştıktan sonra çözülemeyen sıkıntılar karşınıza çıkıyor. İşte bu düzenleyicilerin şu anda yüzleştiği, karşılaştığı problem bu. Başta öngörülmeyen ve proje yapılmaya başladıktan sonra karşınıza çıkan sorunlar, çözülemeyen sorunlar. Bu durumda daha önce dediğimiz gibi netlik yaratmadığı için yabancı yatırımcılara bir problem teşkil ediyor. Şimdi pazar gelişen ve ilerleyen bir pazar, ancak tüm bu artı ve eksi noktaları değerlendirerek ancak 500 megawattlık bir kapasite koyabildik şu ana kadar. Sunumum bu kadardı. Umarım kafi gelmiştir. Sorunuz varsa sorularınızı alacağım. Teşekkürler Şener Bey. Toli olarak bize bir yatırımcının karşılaştığı hemen hemen her şeyden bahsettiler. Böylece yeni sahaya girecek olan firmalarda onlara göre tedbirlerini alırlar diye düşünüyoruz.
Tabii biz bunlara bir kısmına cevap vereceğiz. Bazı şeylerde bazı güzel çalışmalar var. Onlardan bahsedeceğiz sunumlarımızın sonunda. Şimdi burada bir de danışman firmamız var. Yani uluslararası yatırım yapan bir firmanın az önce bahsedilen sorunları Türkiye'de iç mevzuatı olsun, uygulanan fidin tarifi olsun ve diğer konularda iç hukuka yönelik, iç mevzuata yönelik çalışmaları dışarıdan gelen bir firmanın takip etmesi çok zor. Bu bağlamda biz Tülay Hanım'dan kendi tecrübelerini bize aktarmalarını bekliyoruz. Tülay Hanımlar bu konuda danışmanlık yapan bir firma. Oldukça da tecrübeli bir firma. Özellikle non-recourse financing konusunda da bir yabancı firmaların dahi şikayeti olması bizi şaşırttı ama tabii ki bir danışmanlık firması bunları da gidermek üzere teknik çalışmaları yürütüyordur diye düşünüyorum. Tülay Hanım bize dünü ve bugünü anlatabilir misiniz Türkiye'de yatırım ortamı? Ben bir sunum yapmayacağım dolayısıyla tabii, buradan tabii. Yaparsam daha rahat olur diye düşünüyorum. Evet, bir danışman olarak yani ben kendim 2000 yılından beri bu sektördeyim. Hem finansman alanında hem de şirket evlilik ve birleşmeleri alanlarında danışmanlık verdiğimiz için ve enerjiye de özel bir ekip olarak eğildiğimiz için enerjide belli tecrübelerimiz oldu. Yani şu an aslında yabancı yatırımcı gözüyle diye bahsediyoruz ama artık büyük Türk yatırımcılar da yabancı yatırımcılar gibi bakıyorlar açıkçası tüm sektöre. Şimdi Türkiye şu anda yani belki 5 yıl sonra bu konuları artık konuşmuyor olacağız ama çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Yani son 5 yıldır belki 6 yıldır rüzgarlardan, hidrolardan bahsediyoruz. Çünkü Türkiye'nin işte önemli adımlar attığı yıllardı. Yenilenebilir anlamında devlet bir inisiyatif aldı. Bu alanı desteklemek istediğini belirtti, ilan etti. Bunun arkasından belli kanunlar çıkardı. Yani dolayısıyla biz bu alanda bir şeyler yapacağız. Dünya bu yönde gidiyor. Biz de bunu takip etmeliyiz. Belli kararlar aldık. Belli dönemlerde belli kapasiteleri yaratacağız. Buyurun gelin herkes yatırım yapsın dedi. Ama tabii bu kadar kolay olmuyor bu. Yani çünkü sıfırdan bir sistem kuruluyor. Açıkçası kanun çıktı ama yani herkes çok iyi niyetle oluşturmuştu bu kanunu, ilk çıkan kanunu. Ardından yatırımcılar yatırımlarına başlayıp finanse etmeye çalışırlarken aslında bazı eksiklikler olduğunu gördüler. Dolayısıyla devletin ilgili kurumları da bunları dinleyip belli açıkları kapatmak üzere de kanunda belli değişiklikler yaptılar. Yani o aslında güzel bir şey. Piyasanın sesi dinleniyor oluyor ve eğer aksaklıklar varsa onlar giderilmeye çalışıyor. Ama tabii her aksaklık da düzeltilemiyor maalesef. Dolayısıyla da belli problemler çıkıyor. Öncelikle yabancı yatırımcı Türkiye'ye neden geldi? Yani rüzgara neden yatırım yaptı enerjinin diğer alanlarında olduğu gibi? Kapasite sıfırdı. Yani demin Engin Bey bahsetti. Almanya'da bugün 33 bin megawatt'tan bahsediyoruz. Türkiye'de 2003 bin megawatt'tan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok bakir bir piyasa. İşte gelişmiş ülkelerde doymuş piyasalar, yatırım yapacakları, kapasitelerini büyütecekleri çok fazla bir alan yok. Dolayısıyla Türkiye o anlamda çok önemli bir ülkeydi. Bunun yanı sıra yani hem kapasite yok, kapasite gelişecek, orada çok büyük katılımlar yapabilirler yabancı yatırımcılar. Bunun yanında da kanunla bir miktar destekleniyordu. Yani gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bir teşvik mekanizması yoktu. Çünkü Avrupa'ya baktığınız zaman burada sağlanan feed-in tarifler piyasanın üstünde fiyatlar. Yani gerçekten gelin buralara yatırım yapın, paranızı koyun diyen teşvikler. Türkiye'de o yok ama bir miktar teşvik demeyeyim de destekleyici önlemler alınıyordu kanunla. Biraz rahatlatıcı önlemlerdi bunlar. Tam olarak tabii yatırımcının getirisini fixleyen, demin Engin Bey de bahsetti. Yani hala bazı belirsiz alanlar var. Yani 10 yıl sonra Türkiye'de ne olacağı, fiyatların ne olacağı belli olmadığı için yatırımcı aslında bugünden yatırımının getirisini tam olarak bilemiyor maalesef. Yani böyle bir açık nokta var.
diğer ülkelerde 20 yıl, 30 yıllık feed-in tarifler varken bizim ülkemizde 10 yıl var. Yani aslında risk, buradaki yatırımın riski sadece bu sebepten dolayı bile daha fazla diğer ülkelere göre. Bu yine tabii ki yani politik veya ekonomik başka faktörleri saymadan söylüyorum bunu. Böyle problem var. Ama tabii bunun yanında yatırımcılar geldiler. İşte büyük oyuncular var Türkiye'de. İlk kanun çıktığı zaman ben hatırlıyorum bütün büyükler gelip bakıyorlardı. Bir kısmı yatırım yaptı, bir kısmı yatırım yapma kararı aldı, geldi. İşte burada gerekli birimlerini kurdu. Fakat sonradan yatırım yapmadan dönenler de oldu. Yatırım yapıp çıkanlar da oldu. Yani bu şu anlama geliyor. Bazıları bu sistemle yürüyebiliyor, bazıları da yürüyemiyor. Çünkü herkesin getiri beklentisi farklı, risk algısı farklı. Dolayısıyla bazı yatırımcılara Türkiye'deki risk, yatırım yapılabilir risk olarak gelmedi. Bunun yanında tabii dediğim gibi sistemin yeni kurulmuş olmasının getirdiği zorluklar çok fazlaydı. Yani idari açıdan maalesef çok zor dönemlerden geçti Rüzgar. Hala daha geçiyor. Yani bir kısım süreci yaşadı sektör. 3 yıl, 4 yıl yapılan başvuruların sonucu çıkmadı. Dolayısıyla biz belki Türkler olarak, bu ülkede yaşayan insanlar olarak çok alışkınız. Yani belli riskleri çok rahat alıyoruz, kabul ediyoruz ama yabancı yatırımcı için bunlar çok kolay kabul edilebilecek etkenler olmuyor yatırımlarında. Dolayısıyla ben idari riski yabancı yatırımcılar için en önemli risklerden biri olarak görüyorum. Yani idari risk derken politik riskten bahsetmiyorum. Yani sektörün yönetimi, mevzuatı ile ilgili idari risklerden bahsediyorum. Aynı şeyler şu anda da yaşanıyor. İşte projelerin iptal edilmesi, onun dışında işte değişik izin gerekliliklerinin ortaya çıkması, projenin inşaata başlayabilmesi için alınması gereken izinlerin çok fazla çeşitlendirilmesi, aynı projeye bir kurum izin verirken başka bir kurumun başka bir sebeple izin vermemesi gibi şeyler. Yani bunlar gerçekten yatırımcıları, bu sırf yabancıları değil, yerli yatırımcıları da çok zorlayan, hani bazen illallah dedirten sebepler olabiliyor maalesef. Sektör yatırımcıları bunu biliyorlar ve herkesin de en çok şikayet ettiği konu budur. Dolayısıyla yabancı yatırımcılar Türkiye'ye gelirken, yani başta da öyleydi, hala da öyle, yanlarında yerel bir ortak istiyorlar genellikle. Yani Şener Bey, siz biraz farklı oldunuz. Direkt kendiniz geldiniz, yatırım yaptınız ama içinizde de Türkiye'yi bilen bir ekip var. Tecrübeli bir ekip var. Genellikle yanlarında Türk ortak tercih ediyorlar. Bütün bu konuları idare edebilsin, bunların altından kalkabilsin diye. Çünkü yabancı bir firmanın gelip hani Ankara'da, genelde Ankara'yı ilgilendiren konular, bütün bunları halletmesi çok kolay olmayabiliyor maalesef. Yani bu dediğim gibi önemli, rüzgarı etkileyen, yabancıları için etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi. Bir de yabancılar tabii hani gelip eğer ciddi bir oyuncuysa, uzun vadeli kalmak istiyorsa yanındaki Türk ortağın da aynı yöne doğru bakıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla yani enerjide yatırımcı olacak, elinde hazır belli portföyü olan ve yeni portföy geliştirmeye de hazır birilerinin olması gerekiyor. İlk geldiklerinde açıkçası yani elle sayılır miktarda bu tip Türk yatırımcı vardı. Bence hala da aynı. Yani baktığınız zaman en fazla 10 tane, belki 10 tane bile değil, Türk yatırımcı sayabilirsiniz bu alanda. Yani bu konuda da bence yabancılar çok şanslı değiller açıkçası. Şener Bey finansmandan bahsetti. Evet, bence de yani herkes için önemli olması gerekiyor ama yabancılar kendi ülkelerinde projelerini finanse ederlerken bunlar recourse proje finansmanı dediğimiz yapıya çok alışmışlar. Yani her bir proje bir SPV'nin altında
ve direkt o SPV'nin bilançosuna finansman yapılıyor ve holding şirketinin bilançosuna girmiyor. Bu holding şirketi kefalet de vermiyor. Haliyle bunu alıştıkları için Türkiye'de bizim finansman sistemimize, Türk bankacılık sisteminin getirdiği yapıya alışmaları çok zor. Ben hepsini biliyorum. Hepsi en baştan Narni Kors nasıl yapabiliriz diye belli uğraşlara girdiler. Maalesef Türk bankacılık sisteminde böyle bir şey yok. Yurt dışında var. Şener Bey bahsetti. Biz daha önce Türkiye'de başka bir projeyi bu alanda finanse ettik. 120 megawatt büyük bir projeydi de. Ama tabii her projeye olmuyor. Yani eğer yatırımcı 20 megawatt, 10 megawatt, 30 megawatt bunları ayrı ayrı işte finans etmek istiyorsa her biri çok küçük kalıyor mesela. Orada belli bir portföy çıkarmak gerekiyor. En azından bir 50 megawattlık kapasiteyle gidebiliyor olmak lazım bankaya. Onun dışında yine belli teknik gereklilikleri de var. Onları karşılaması gerekiyor projenin. Ama bir de bu süreç, gerçi yabancılar alışkın ama bazen Türk ortakları ya işte uğraşmayalım, yapmayalım, bu uzun sürüyor, 6 ay sürüyor, işte bizim şu bankayla zaten limitimiz var, gidelim altına biz de imzamızı atalım, yapalım gibi bazen zorlayabiliyorlar. Ama neyse ki yani genel olarak baktığımız zaman yabancı yatırımcı varsa o şirketin içinde Narni Kors finansmanı bulmanın yoluna açıkçası gidiyorlar. İlk finansmanlar böyle olmadı ama. Yani ilk yapılan, yabancıların içinde olduğu yapılarda finansmanlar böyle olmadı. Onların hoşuna gitmiyor. Belki bir kısmı da zaten bu yüzden çıktılar Türkiye'den diye düşünüyorum ben. En azından bir tanesini biliyorum. O şekilde oldu. Bir de şu var. Yani Türkiye'de Engin Bey de bahsetti. Çok rekabetçi bir rüzgar piyasası var. Yani herkesin elinde bir rüzgar projesi var açıkçası. Yani rüzgar oyuncusunun da var, yatırımcısı, enerji yatırımcısında da var. Bir tekstilcide de var, işte otel sahibi birinde de var 20-30 megawatt bir lisans. Ama şimdi yabancı yatırımcı gelip baktığı zaman ve herkes de kendince projesini geliştirmiş, ölçümlerini yapmış falan, raporlar alınmış. Ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir yatırımcıdan, İspanyol bir yatırımcıydı. Danışmanlık veriyorduk burada onlara. Proje alacaklardı, portföy oluşturacaklardı. Birçok proje baktık beraber. Fakat o kadar amatörce geliştirilmişlerdi ki, yani o projelerin ölçümlerine güvenemediler. Türkiye'de sadece bir tane şirket vardı. Onun adını buradan söylemeyeceğim, reklama olur. Yani Avrupa standartlarının, dünya standartlarında ölçüm yapmış bir tane şirket vardı Türkiye'de. Dolayısıyla yani ama sektörü öğreniyor. Yani bu 3-4 sene önceydi bahsettiğim olay. Öyle de bir zorlandılar. Yani maalesef gelip geliştirilmiş denen projeyi bir daha sıfırdan geliştirmek durumunda kaldılar. Belki sizler için de olmuştur Şener Bey'in aldığınız projelerde. Çünkü 30 metrede ölçümler yapılıyor. Onun üzerinden kapasite faktörleri hesaplanıyor. Dolayısıyla bunlar doğru çıkmıyor. Yatırımcı da bunu çok iyi bildiği için ya bu projelere girmek istemiyor veya da alıp sıfırdan bir daha ölçümlere başlayıp projeyi geliştiriyor. Velhasıl Türkiye'deki Türk yatırımcılar 5 sene öncesine göre çok farklı yerdeler. Aslında yabancılar geldiklerinde know-how'larını da beraber getirip Türkiye piyasasına da, ilişkide oldukları insanlara da sektörü biraz öğrettiler. Herkes artık, ben bugün fark ediyorum, yani en tecrübesiz firma bile en azından gidip bu alanda bir danışman tutup ölçümlerini onlara yaptırıp çalışmalarını ona göre ayarlayabiliyor. 4 sene önce, 5 sene önce böyle değildi maalesef. Herkes kendisi bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ve o da zordu. Bugün artık bu anlamda daha şanslı yatırımcılar. Yani son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani evet zor, biraz dikenli yollardan geçildi genel olarak yenilenebilir enerji sektöründe. Ama bu yani her alanda olduğu gibi sıfırdan kurulan bir sektörün ilk yıllarında
yaşanabilecek sıkıntılar diğer alanlarda da görüyoruz, PPP'lerde görüyoruz. Yani bir şeyler yürümeyince, sektör yürümeyince ilgili kurumlar orada gerekli önlemleri almaya başlıyorlar. Dolayısıyla burada da aynısı olacak. Belki 3 sene sonra, 4 sene sonra artık böyle bir konu konuşulmayacak. Bu tip paneller belki artık yapılmayacak. Ben umuyorum öyle olacak. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz Tülay Hanım'a. Başbakanlık, tabii ben en sonunda Başbakanlık Yatırım Ajansımızdan sonra bazı bilgileri vereceğim. Burada bahsedilen olumsuz taraflar var, olumlu taraflar var. Tabii olumsuz tarafları biz daha çok kamu olarak takip ediyoruz ki bunları giderebilelim, kolaylaştıralım. Bunlarla ilgili bir takım çalışmalarımız da devam etmekte. Ondan önce Furkan Bey, Başbakanlık Yatırım Ajansı olarak bize Türkiye Cumhuriyeti olarak bu konularda yabancı yatırımcıya, özellikle de yenilenebilir enerji konusunda ne tür faaliyetlerde bulunuyorlar, nasıl bir tanıtım programı içerisindeler ve genel olarak yenilenebilir enerjiyle neden yatırım yapmamız gerektiği noktasında bir takım bilgiler paylaşacaklar. Furkan Bey, teşekkür ediyorum Murat Bey. Öncelikle Murat Bey'in dediği gibi kısaca kurumdan bahsedip daha sonra yaptığımız faaliyetlerden faaliyetlerin üzerinden geçmek istiyorum. Kurumumuzun tam ismi Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı. 2006 yılında kuruldu doğrudan başbakanlığa bağlı olarak. İsminden de anlaşılacağı üzere yatırımcılara destek ve Türkiye'nin yatırım ortamını küresel iş dünyasına tanıtma anlamında çeşitli çalışmalar yapıyor. Türkiye'de Ankara ve İstanbul olmak üzere iki tane ofisimiz var. Bunun dışında dışarıya FDI, yani doğrudan yatırım veren önemli ülkelerde yaklaşık 13 tane ülke tespit ettik. Bu ülkelerde de ofislerimiz ve bu ofislerde temsilcilerimiz, danışmanlarımız mevcut. Bu uluslararası network'ümüz sayesinde uluslararası yatırımcılara ulaşmaya çalışıyoruz. Yatırım çekme çalışmalarında ülke ve sektör odaklı stratejiler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu temsilcilerimizin olduğu ülkelerde her ülke üzerinde stratejiler, oradan hangi yatırımların gelebileceğiyle alakalı çalışmalar yapıyoruz. Sektör takımlarımız var. Belirlediğimiz öncelikli sektörler üzerinden, ki enerji de bunlardan biri. Gerek Ekonomi Bakanlığı'ndaki GİTES, yani girdiği tedarik sistemindeki Türkiye'nin eksik kaldığı ara ürünlerin hangilerinin olduğunu tespitini yapıp bununla ilgili ülkelerde ilgili firmaların tespitini yaparak sistematik bir şekilde o firmalara yaklaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca Deloitte ve McKinsey gibi danışmanlık firmalarıyla her sektör üzerinden raporlar hazırlıyoruz. Web sitemizde bunları bulabilirsiniz. Bunları tüm dünyada yatırımcıların hizmetine sunuyoruz. Enerjiye burada özel bir parantez açtık. Her sektör için bir rapor hazırlarken enerji için iki rapor hazırlamak durumunda kaldık. Tabii cari açığa nasıl bir katkı yaptığını biliyoruz. Negatif bir, olumsuz bir katkı yaptığını biliyoruz enerjinin. O yüzden oraya özel bir önem verdik ve yenilenebilir enerji konusunu ayrı bir raporda çalıştık. Bu da yine web sitemizde mevcuttur. İsteyenlerle paylaşabiliriz. Bu şirketleri belirleyip onlarla görüşmelerin haricinde yaptığımız faaliyetler, tabii Avrupa piyasasında Türkiye'nin enerji piyasası sektörü biraz daha yakından biliniyor ama özellikle Uzak Doğu'da, Amerika'da veya Körfez ülkelerinde bu kadar çok tanınmıyor. Biz de o yüzden bu ülkelere, yani Amerika'ya, Körfez ülkelerine, Uzak Doğu ülkelerine enerji roadshow'ları düzenliyoruz. Burada tabii ki doğal paydaşlarımız, Enerji Bakanlığı, EPDK, Özelleştirme İdaresi Başkanı da bizle beraber katkı sunuyorlar. Tabii burada takdir edersiniz ki zor bir görev. Çünkü iki gündür burada işte enerji piyasasıyla alakalı, rüzgarla alakalı belli sorunlar tartışılıyor. Hala cevap verilemeyen bazı konular var. Buradakiler bile hala kafalarında bazı soru işaretleri var. Biz Türkiye'yi hiç tanımayan, enerji piyasasını hiç bilmeyen bazı ülkelere, iş çevrelerine bu ortamı anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden Enerji Bakanlığı da bizlere çok yardımcı oluyor bu konuda. EPDK ve Özelleştirme Başkanlığı da öyle. Yatırım miktarlarından biraz bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin işte tabii ki 2002 ve 2002 öncesi ve 2002 sonrası bir yatırım çekme performansı var.
Tabii ki 2003 yılından sonra hükümetimizin de yabancı yatırımlara verdiği destek doğrultusunda yeni yabancı yatırım kanunları mevzuattaki kimi gelişmeler sonrasında 2002 öncesi toplam 15 milyar dolar olan doğrudan yatırım miktarı şu an itibariyle son 12 senede sadece 140 milyar doları aşmış durumda. Sektörel alt kılımlara baktığımız zaman da enerji burada büyük bir pay tutuyor. 2013 yılında 13 milyar dolar bir yatırım çekti Türkiye. Bunun 2,5 milyar doları enerji sektöründe ki iyi bir rakamdır. Tabii soru işaretleri var. 2014 yılında Türkiye'ye çekmeye devam ediyor mu diye. Rakamlara baktığımızda evet, performansını artırarak devam ettiriyor. 2014 yılındaki ilk 6 ay itibariyle yatırım çekme tutarımız geçen senenin ilk 6 ayına göre %10 artmış durumda. Enerji sektörü ise yine aynı dönemde %30-35 rakamlarında artmış durumda. Şu ana kadar 1 milyar doların üzerinde bir yatırım geldi enerji sektörüne. Tabii bunlar nasıl arttı? Az önce bahsettiğim üzere mevzuatta yapılan iyileştirmeler, yatırım ortamını iyileştirme kurulunun atmış olduğu adımlar ve Engin Bey'in de bahsettiği gibi hükümetin bu yöndeki kararlı tutumu büyük rol oynadı. Zaten bugün de sabah saatlerinde yeni hükümetimizin yeni bakanlar kurulu ekonomide yeni bir yapısal reformla ilgili bir bildiri açıkladılar. Tam detaylarına bakamadık ama yani bu iyileşmenin sürdüğü yabancı yatırımcılar tarafından da biliniyor. Siyasi istikrar devam ediyor. Bunlar önemli mesajlar olarak yabancılara veriliyor. Peki yatırımcılar, yavaş yavaş gireceğim enerji konusuna. Yabancılar yatırım yaparken, özellikle enerjide yatırım yaparken neler arıyorlar? Öncelikle yine Engin Bey'lerin bahsettiği gibi, Şener Bey'lerin bahsettiği gibi pazar büyüklüğüne ve bu pazarın büyüme trendine bakıyorlar. Türkiye'ye baktığımızda 69 bin megawattlık bir kurulu kapasiteyle Avrupa'nın en büyük 5. büyük pazarıyız. Büyümemiz de oldukça iyi. Yani gayri safi milli hasılamızın büyüme oranının da üzerinde bir büyümeyle enerji sektörümüz büyüdü son 10 yılda ve büyümeye devam ediyor. Zaten 2023 yılında 120 bin megawattlık bir büyüklük konuşuluyor. Eğer bu gerçekleşirse Avrupa'nın en büyük 3. pazarı olmasını bekliyoruz Türkiye'nin, Almanya ve Fransa'dan sonra. Rüzgar enerjisi bağlamında da kurulu kapasitede yine bölgemizde en büyük ülkelerden biriyiz. Doğu Avrupa'da Polonya'nın arkasından 2. durumdayız. Büyük ihtimal 2014 yılında performansımız Polonya'dan daha iyi olduğu için 1. Olma durumumuz var. Yani rakamlar da gösteriyor ki Türkiye pazar büyüklüğü açısından ve büyüme açısından cazip bir nokta. Yine yatırımcılara sorduğumuzda nelere bakıyorsunuz bir yatırım yaparken enerjide, rüzgarda? Tabii kar marjının yüksek olması önemli. Siyasi istikrarın, ekonomik açıdan işleyen liberal bir yapının olması önemli diyorlar. Türkiye tabii liberalleşmesini bu büyüme süreciyle beraber yaptığı için mevzuatlarda kimi aksaklıklar oluyor. İşte panellerde görüyoruz, tartışılıyor. Ama bu özel sektörün de geri bildirimleriyle yavaş yavaş düzeltilerek yola devam ediliyor. Burada önemli bir mesaj yabancı yatırımcılara, bu liberalleşmenin ve serbest pazarın oturması açısından özelleştirmelerin, özellikle dağıtım, yani elektrikli ve doğalgazlı özelleştirmenin tamamlanması onlar için çok önemli. Türkiye'nin söylediklerinin arkasında durduğunu göstermesi açısından önemli bir sinyal. Bunlar dışında tabii 2023 hedefleri için belli bir kapasiteden bahsediyoruz. Bunun için panellerde belli rakamlar telaffuz ediliyor. Buraya ulaşmak için işte 100 milyar, 120 milyar dolar gibi rakamların gelmesi gerektiğinden bahsediliyor. Tabii Türkiye'nin sermaye kapasitesi ve işte tasarruf oranları göz önünde bulundurulduğunda yabancı yatırımcıya tabii ki ihtiyacımız oldu. Çok açık bir şekilde ortada. Son 7 senede yani 2007-2013 yılları arasında enerji projelerine ayrılan kredinin kaynağının 15 milyar dolar civarında olduğu gözüküyor Merkez Bankası'ndan. Tabii bunlar genelde kısa vadeli borçlanma, ilgili ülkelerin Exim banklarından alınan kaynaklar, işte yine çok taraflı uluslararası finansman kuruluşlarının verdiği kaynaklar, hatta katılım bankalarının dahi bir katkısı oldu bu projelere. Ama önümüzdeki dönemde tabii daralan bir para piyasası var. Bu dönemde kısa borçların biraz riskli olabileceği düşünülüyor. O yüzden ajans olarak daha uzun dönemli yatırım yapan, özellikle kurumsal fonların,
işte emeklilik ve altyapı fonları gibi, hatta devlet fonları gibi, Körfez'deki ve Uzak Doğu'daki fonlar gibi onların ülkemize çekme çalışmalarına devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Almanya'daki bir altyapı ve enerji fonu önemli miktarda bir hidroelektrik santrali yatırımını kendi portföyüne kattı. Yine Kanadalı bir emeklilik fonunun rüzgar enerji santrallerine yatırım yaptığını biliyoruz. Bunların artırılması yönünde yine temaslarımız ajans olarak sürüyor. Feed-in tarif tabii ki ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Yabancılar için cazip bir enstrüman. Tabii yine tartışmalar sürdü iki gün boyunca düşük mü, yeterli mi diye. Burada önemli olduğunu gördüğümüz nokta şu, bir denge ve sürdürülebilir olması önemli. Yani özellikle bunu Avrupa'daki son iki yıla baktığımızda çok daha iyi görebiliyoruz. Biliyorsunuz bazı ülkeler işte son faturaya yansıyan bazı maliyetlerden dolayı geriye dönük vergi alımı veya fiilin tarifte indirim gibi konular yüzünden güven ortamını sarsıcı bazı adımlar attılar. Türkiye'de en azından bunun bu fiilin tariflerle sürdürülebilir olduğu önemli olduğu ortaya çıkıyor. Peki bölgemizde Türkiye'ye alternatif yani karşılaştırmak istersek hangi bölgeler var? Tabii ki öncelikle siyasi istikrar ve ekonomik istikrar açısından Orta Doğu ile karşılaştırdığımızda Türkiye öne çıkıyor. Doğu Avrupa yine Türkiye'nin rakibi olabilir onshore'da ama yine ilk başta bahsettiğimiz gibi Türkiye'nin pazarı, büyük pazarı onlarda yok. Polonya öne çıkıyor. Onların da bir hedefleri var. 2020 yılında 6000 megawattlık bir hedefi var. Yalnız tabii yatırımcılarla konuştuğumuzda onların da yine şebeke bağlantılarıyla ilgili yetersizlikler, chat sorunları, izin süreçleriyle ilgili sorunlar olduğu ortaya çıkıyor. Yine Türkiye bu bölgede onu en uygun pazarlardan biri. Son olarak yerli üretime değinmek istiyorum. Yerli üretim ajansımızın her konu yani her sektörde önem verdiği konulardan biri. Bu elektrik yatırımlarının yerli sanayiyle yapılması, istihdam yaratılması bizler için çok önemli. O yüzden aradaki tedarik zincirinde nerelerde eksiğimiz var bunları çalışarak gidiyoruz. Tabii bu yerli üretim nasıl geliştirilebilir? Bir Türkiye'de yapılan bazı çalışmalar var. RETEP var. Rüzgar Enerji Teknolojisi Platformu. Üniversite ve sektör işbirliğiyle yapılıyor. MILİRES var. Şirketlerin ve üniversitelerin ARGE çalışmaları var. Ama biz yabancı yatırımın da yerlileştirme konusunda çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Otomotivdeki başarı hikayesi buna bir örnek. Yani yabancı OEM'lerin etrafında oluşan yerli sanayi ve beraber oluşturdukları sinerjinin aynı şekilde elektrik ekipmanları üretiminde de Türkiye'de olabileceğini düşünüyoruz. O yüzden bu tedarikçilerin tespiti ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu şirketlerle görüşüyoruz. Tabii yerli katkı payı da bu yerleştirme için çok önemli bir enstrüman. Ona bakarak da geliyorlar ama sadece bu teşviğin olmadığını, özellikle imalat sanayinin de Ekonomi Bakanlığı'nın güzel teşvikleri olduğunu, çok faydalı teşvikleri olduğunu anlatıyoruz. Tabii yatırımın içeriğine, büyüklüğüne ve yapıldığı bölgeye göre bölgesel, büyük ölçekli ve hatta stratejik teşviklerden yararlanıp önemli maliyet indirimlerinden faydalanabilirler. Bildiğiniz gibi bunlar içerisinde kurumlar vergisi indirimi, KDV vergi, KDV gümrük vergisi muafiyetleri, işçi sigorta paylarındaki indirim gibi kalemler mevcut. Son olarak sunduğumuz diğer hizmetler bu üreticilere. Onlarla beraber çeşitli maliyet analizleri yapıyoruz. Tedarikçilerin tespitini yapıyoruz Türkiye'deki. Saha çalışmalarında birebir OSB'leri onlarla beraber geziyoruz. Arazi bulunması konusunda onlara yardımcı oluyoruz. Ve zaten şu anda sürdürdüğümüz böyle belli başlı projeler var. Benim anlatacaklarım bu kadar Murat Bey. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz Furkan Bey. Ben sorular almadan önce birkaç konuda Türkiye'deki yatırım ortamı ile ilgili ekleme yapmak istiyorum. Birincisi Türkiye Avrupa Birliği'ne uyumluluk konusunda tam bir kararlılıkla ilerleyen bir ülke. Dolayısıyla üye olur ya da olmaz ama standartlarda Avrupa Birliği standartlarına erişmek üzere tüm mevzuatında gözden geçirmeleri sürekli yapmakta. Bu bir benchmark olması olarak önemli.
Çünkü burada bir eksiklik görüldüğünde oradan da bir destek alınmakta. Bu bağlamda Avrupa İletişim Sistemleri Operatörlüğü Birliği'ne sınırsız kapasiteyle bağlantı kurmak üzere anlaşmalarımız tamamlanmış durumda. Test aşamaları bitirildi ve iletişim sistemi operatörümüz Avrupa standartında bir iletişim sistemi operatörü olduğu tescillenmiş durumda. Bununla birlikte intraday gün içi piyasalarla ilgili çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Gün içi piyasa ardından da borsa, Türk Enerji Borsası, EPİAŞ'ın faaliyete geçmesiyle ki bu kurulmuş durumda, organizasyonel yapısı şu anda oluşturulmakta. Bu ikisi birlikte rüzgar yatırımcılarına intraday yani gün içi piyasasının özellikle çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Öte yandan son bir yıl içerisinde gerçekleşen önemli olaylardan bir tanesi dağıtım şirketi özelleştirmelerinin ve devirlerinin tamamlanmış olması. Çok uzun bir süre aldı bu konu Türkiye gündeminde. Ancak şu anda dağıtım şirketlerinin tamamı özel sektöre devredilmiş durumda. Bununla beraber elektrik kanunu geçtiğimiz yıl çıktı ve onun ikinci düzenlemeleri tamamlandı. Bu daima yatırımcının yaptığı yatırıma sıkıntı verecek şekilde değil, daha kolaylaştıracak, daha iyileştirecek şekilde düzenlemelerle yapma prensibiyle hazırlanmıştı. Bununla birlikte biz yenilenebilir enerji ile ilgili stratejik planında da bir iyileştirme yapmak istiyoruz. Onunla ilgili çalışmalar da İspanya örneği, Almanya örneği, İtalya örneği bunlar üzerinde tek tek çalışılıyor ve karşılaştırdığımız piyasalar Avrupa'nın gelişmiş, yenilenebilir de gelişmiş piyasaları. Orada karşılaşılmış olan problemlerin Türkiye'de tekerrür etmemesini ve Türkiye'deki yatırımcıların oradaki yatırımcılar gibi mağdur olmamasını hedefleyen çalışmalar. Non-recourse finance ile ilgili sabahleyin de bir finans bölümünde bu konuşuldu. Power Purchase Agreement'lar, PPA'ler ve EPC'ler Türkiye'de bu anlamda biraz eksik kaldığı söylendi. Tabii ki bu dağıtım özelleştirmesi, ardından serbest tüketici limitlerinin Avrupa standartında aşağıya doğru çekilmesi ve toptan satış piyasalarının oluşması PPA'lerle ilgili çalışmaları daha önümüzdeki günlerde kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Öte yandan yenilenebilirle ilgili az önce bahsedilen high transaction cost olarak lisans transfer ücretleri çok öne çıkmakta bu son zamanlarda. Bunun sebebi tabii ki bizim taleple ilgili, yenilenebilire yönelik yatırımcı talebi var. Ancak iletişim sistemimiz de kapasiteyi geliştirmemiz gerekiyor. Bunu karşılayabilecek bir iletişim sistemimiz olması gerekiyor. Yine iletişim sistemiyle ilgili sabah bir başka panelde belirtildiği gibi iletişim sistemi operatörümüz normal standart planlamasından ayrı olarak 3000 megawatt yeni bir kapasite oluşturdu. Bununla ilgili finansman çalışmaları ve yatırım çalışmaları kamusal tarafta tamamlandı. Diğer sunumlarda gördüğümüz gibi 2023 hedeflerinde 20.000 megawatt tutturulması çok mümkün görülmemekteydi. Ancak bu ilave 3.000 megawatt iletim kapasitesi gibi bunun gibi ekstra sağlanacak kapasitelerle bu hedefi kamu olarak yakalamak üzere çalışmalarımız devam etmekte. Feed-in tarifin düşük olması dendi. Feed-in tarifi yüksek olan ülkelerde proje geri ödeme sırasında feed-in tarifle ilgili yapılan tutarsız davranışlar, volatiliteler oluşturuyor ve yatırımcıların geri ödemelerine doğrudan zarar vermekte. Türkiye'deki feed-in tarif evet düşük. Fakat bu sürdürülebilir bir feed-in tarif. Öte yandan yine dünkü panellerde de dikkatinizi çektiyse elektrikli otomobiller bu projeksiyonların içerisinde var mı? Elektrikli otomobiller şu anda sisteme ekleneceği yük olarak projeksiyonlarda pek görünmemekte. Öte yandan elektrikli araçların sisteme girmesinin bizim için sistem yük dengesiyle ilgili avantajları var. Geceleyin şarj edilebildiği için bizim atıl kalan enerji kapasitemizi orada değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla yenilenebilir kapasitesinde de eğer elektrikli otomobiller devreye girecekse bizim Türkiye olarak 60 milyar dolar bulan bir dışa bağımlılığımız söz konusu.
Bunun büyük bir kısmı otomobillerdeki akaryakıt. Eğer biz bunu yenilenebilir enerjiyle yer değiştirebiliyorsak o zaman bir başarı sağlamış olacağız. Eğer yenilenebilir enerjiyle yer değiştirirken yerli üretim malzemelerin kullanılmasını sağlayabiliyorsak o takdirde ithal bağımlılığını azaltmış olacağız şeklinde bir mantık söz konusu. Bu açıdan bakıldığında yerli üretime, yerli parça üretimine kamu olarak verilen desteklerin daha anlamlı olduğunu düşünebilirsiniz. Yerli parça kullanıldığında tarifelerimiz, feed-in tarifler oldukça cazip hale gelmekte. Az önce verilen oranlardan bir tanesi yeklem %25 faydalanıldı şeklinde. Bunun asıl sebebi yeklemdeki fiyat desteğinin daha çok yerli parça kullanılmasında ön plana çıkması. Eğer sabit tarife kullanılmaya kalkıldığında piyasada elektrik satışı yapmak belki bazen zaman zaman daha karlı olabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de oturmuş bir serbest piyasa var. Dediğim gibi Avrupa Birliği mevzuatlarında özellikle 3. enerji paketinde karşımıza çıkan yeni oyuncuların sektöre girişiyle ilgili prensipler başta olmak üzere Türkiye'de de oluşturulan mevzuatlarda bunlara önem verilmekte ve öncelik tanınmakta. Tabii en çok burada çarpıcı bir konu var. Avrupa'daki fiyatlar daha yüksek tabii doğal olarak. Çünkü onlarda yine bir konuşmacımızın bahsettiği gibi kapasite kullanım faktörü %20'lerle ifade edilirken Türkiye'de %35 daha verimli. Yapılan yatırım %35 oranda elektrik üretebilirken mecburen Avrupa'ya göre biraz daha düşük bizim fiyatlarımız. Ama yatırım cazip tarafı olarak yatırım daha cazip. Bir başka önemli geleceğe dönük ifade etmem gereken konu 2020 sonrası Türkiye'den Avrupa'ya elektrik ihracatını konuşuyoruz. Tabii bu yenilenebilir enerji ağırlıklı olarak konuşuyoruz. Bu çalışmalar ENSO'ya bağlantısındaki sınırsız kapasiteye de ulaşılmasıyla birlikte şu anda aktif bir bağlantımız var. Aktif bir ticaret yapılmakta Avrupa'ya. Ama 2020 sonrası çok büyük potansiyellerle Avrupa'nın yenilenebilir enerjisini ihtiyacını Türkiye'ye yenilenebilir kaynaklarından karşılamak üzere çalışmalarımız komisyonla ve ENSO ile devam etmekte. Jeopolitik risk derken aslında bu jeopolitik durum az önce söylediğim sebeple risk taşımakla beraber bu açıdan bakıldığında pozitif bir etkisi de var. Yani Avrupa'ya güneşte veya rüzgarda yenilenebilir enerji üretimini ihraç etme potansiyelimiz bizim jeopolitik açıdan avantajımız durumunda. Katılımcılarımız her türlü soruyu sorabilirler. Aslında burada çok iyi yaşanmış tecrübeler var. Biz bu bakımdan yabancı firmalarımızın buradaki temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Ve kendileri Türkiye piyasasında varlıklarını kalıcı bir şekilde devam edip dedikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Sorumuz varsa sorularımızı alalım lütfen. Panelistlerimize olacak soru. Buyurun. My name is Zubair. İsmim Zubair. 4 tane sorum var. Birincisi Engin Aslan'a. 2023 hedefinin erişilebilir bir hedef olduğuna inanıyor musunuz? Ve eğer öyleyse sizin için uygulanabilirse neler nasıl yapılabilir? İkinci sorum Şener Özgün'e. Sunumunuzda bazı projelerini iptal ettiğinizi söylemiştiniz. Bu projelerle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Yani hangi projeler olduğunu öğrenmek istiyorum sadece. Üçüncü sorum da Tülay Kaya'ya. Sektörün içinden birisi olarak sektörün olup bittiğini gördünüz. Sizce 2023 hedefi varılabilir bir hedef mi? Dördüncü sorum şeye gidiyor. Furkan Karakaya. Bu hedef koyulurken 2023 hedefi neler düşünüldü? Yani
biz bu hedefe çok çabuk ulaşırız mı denildi. Yani çünkü iki konuşmacı burada şey dedi. Ya zor bu gidişte falan dediler. Yani inşallah inşaat iyidir. O böyle. Sağ ol, teşekkürler. So then I can start with the first question. İlk sorunuzla başlayabilirim. Sunumumda da bahsetmiştim 2023 hedefinin çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Bunu nasıl çözebileceğimizi bilseydim, bu hedefimize nasıl erişebileceğimizi bilseydim, bu konuda yardımcı olmak isterdim. Ancak tabii ki bilmiyorum. Yeni projeler yapmak istiyoruz. 1500 kilowattlık bir hedefimiz var. Diğer şirketlerin de yüksek hedefleri var. İstek var. Ancak projelere ihtiyacımız var ve lisanslara ihtiyacımız var. Bu yüzden lisans almayı kolaylaştırmayı önerirdim. O zaman mümkün olurdu. Aynı zamanda Şener Bey de bahsetti. 1900 kilowata ihtiyacımız var yılda. Ve bu da şunu gösteriyor ki şu anda çok erişilebilir bir hedef değil. Jeopolitik alanda bakacak olursak, güneş projeleri özellikle Güneydoğu Türkiye'ye bakacak olursak, orada gerçekten peşmergeler Türkiye'ye giriyorlar. Yani çok karışık bir durum var. Bu yüzden de ortaklara, paydaşlara oraya yatırım yapmak konusunda onları ikna etmek çok zor bir şey. Bağımsız ülkeler, bağımsız şirketlerden direkt ölçüm direği dikmek için güvenlik bilgileri alınmaya çalışıyor. Ancak o alanlara çok fazla dokunmamaya çalışıyoruz şu anda. Yok, ben yine o yüzden Türkçe devam ediyorum. Hayır, 2023 hedefinin ulaşılabilir olduğunu düşünmüyorum. Kimse de düşünmüyor zaten. 2023 hedefleri niye böyle konuldu diye sordunuz. Sadece enerjide değil, birçok sektörde 2023 hedefleri konuldu. Tabii bu hedefler konulurken bir Türkiye'ye bir vizyon verme, bir hedef koyma amacı vardı. Bir diğer konu da bu hedeflerin konulduğu zamanlar Türkiye tabii %9, %10'lar gibi bir rakamlarla büyüyordu. Çin'in hemen arkasından büyük bir büyüme rakamları vardı. Ve potansiyelimiz de bu anlamda değerlendirildi. Tabii diğer 2023 hedeflerine de ulaşmak çok çok kolay değil. İşte 2 trilyon GDP'den bahsediyoruz. Her sene %6-7 büyümesi lazım bu şeye ulaşmak için. Ama bu dediğim gibi o zamanlar çok fazla büyüyen Türkiye daha sonraki küresel dalgalamalarla büyümesini düşürdü. Tabii bu düşürmeyle beraber 2023 hedefleri değişmedi. Tabii ki hedefimiz orada sabit kaldı. Ama tekrar edeyim, ilk başlarda Türkiye'nin büyüme potansiyeli çok daha fazlaydı. Büyüme oranları çok büyüktü. İlk başta bu yüzden konulmuş olabilir. Dediğim gibi birçok sektörde, birçok alanda Türkiye'nin hedefleri var. Potansiyeli olduğunu biliyoruz. Ulaşmak için de her kurum elinden geleni yapıyor. Teşekkürler. Evet, ben de Enerji Bakanlığı olarak şunu ifade etmek istiyorum ki hedefler gerçekten çok ciddi hedefler. Bizim için zor hedefler. Ancak gereken her türlü çalışmayı yaparak bu hedefin yerine getirilmesi için bakanlık olarak sadece bizim bakanlığımıza ait birimlerle değil, diğer bakanlıklarda karşılaşılan işlemler ve gecikmeleri de telafi etmek üzere destek sağlamaya çalışıyoruz. Zaten şu anda yapılan bir çalışma var. Önümüzdeki aylarda bütün yabancı yatırımcılarımız olsun, yerli yatırımcılarımız olsun, hangi kamu kurumundan ne tür bir işlem yapılıyor ve nasıl bunu kısaltırız şeklinde bir program başlatıyoruz. Bunlar birlikte yatırımcılarla işbirliği halinde yürüteceğiz. Bu bir aynı zamanda yatırımcının kılavuzu olmuş olacak. Yatırımın kılavuzu olmuş olacak. Bu şekilde belki 2023'de bugünkü şartlarla öngörülmesi zor, yakalanması zor bir hedef olarak öngörülmekte. Fakat bu gittikçe daha hızlı bir şekilde yatırım ortamının daha iyileşmesi ve özellikle de İletim sistemindeki kapasitenin hızlı bir şekilde geliştirilmesiyle bunu tutturmaya çalışıyoruz. Evet, zor ama bunun için devlet ve kamu her türlü girişimde bulunmakta. Dikkat ederseniz hani geçtiğimiz yıl elektrik kanunu değişti.
Oysa elektrik kanunu değişimi uzun bir süreden beri bekleniyordu. Tabi bu kanunun çıkmasıyla birlikte bazı konular farklı ele alınmaya başladı. Artık bugüne kadarki bu yıllık 500 megawattlık yatırım trendinin çok daha hızlı olması öngörülmekte. Yani aynı eğimle gitmeyecek grafik. Daha farklı bir yükseliş trendiyle gideceği için biz bunu oluşturmak üzere hala ümidi kesmiş değiliz. Tam olarak gereken her türlü destek ve çabayı yürütmekteyiz. Yani 20 bin hedefi bizim için hala gerçekçi bir hedef olarak orada yerinde durmakta. Evet, başka sorumuz var mı acaba salonda? Sanırım ilave bir soru yok ya da ben görmüyorum. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Panelistlerimiz her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için bizi oldukça aydınlattınız. Birçok soru işaretini de aslında bertaraf etmiş olduk yabancı yatırımcı açısından. Tablolar çok net gösterdi. Avantaj ve dezavantajları Almanya ile Türkiye karşılaştırması da etkileyiciydi. Ben tüm panelistlerimize katıldıkları için teşekkür ediyorum. Katılımcılarımıza da ve kendilerine katılımlar için bir tebrik dükkanı veriyorum.